Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğum Nike Air Max 1 Cactus Jack Baroque Brown. İsterseniz hemen kutu açılımını yapalım. Hype Merch logolu bir dış kutumuz var. İçinden ürünün kendi kutusu çıkıyor. Bunu hemen bir kenara koyuyorum. Kutumuzun üzerinde Cactus Corporation yazıyor. Peki nedir bu Cactus Corporation? Hemen birazdan detaylarına geleceğim. Öncelikle kutu açılımımıza hız kesmeden devam edelim. İçinden bir adet Hype Merch orijinallik teyidi kağıdı çıkıyor. Bir tane dışında kahverengi renkte bir koruma kağıdı var. Üzerinde Cactus Corporation yazması lazım. Buradan yazının birazcık ucunu görüyorum. Ayakkabımız içinden bir adet daha koruma kağıdı, beyaz, daha ince. Ayakkabımız ve ekstra bir tane de bağcığımız var. Şimdi arkadaşlar, nedir bu Cactus Corporation? Travis Scott isimli bir tane rapçi var. Şu an dünyanın en meşhur rapçilerinden birisi. Bu adam inanılmaz bir adam. Travis Scott'la alakalı birkaç bilgi vereceğim birazdan. Travis Scott uzun zamandır Nike ile işbirlikleri yapıyor. Bu Nike işbirliklerinde de doğrudan Nike X Travis Scott şeklinde isimlendirildiğini görüyoruz ürünlerin. Ama son çıkardığı ürünlerde artık Travis Scott kendini markalaştırdı ve bu işbirliklerinde ürünler Cactus Corporation kutusuyla ve ismiyle geliyor. Aynı şekilde ürünün ismi de Cactus Jack. Aslında burada Travis Scott'ın yapmaya çalıştığı şey, kendi ismi zaten marka, kendi ismi çok meşhur. Kendi ismi dışında ayakkabı tarafında bir de ekstra Cactus Corporation adında bir marka yapmak istiyor. Marka yapmak derken zaten bu bir marka ama bu markayı meşhur yapmak istiyor. Tıpkı Adidas Yeezy işbirliğindeki gibi. Hatta şu an Cactus Corporation markasını tıpkı Yeezy'nin ilk ürünlerini çıkardığı zamandaki haline benzetiyorum. Bu kutuyu da yana koyuyorum. Peki nedir Cactus Corporation? Şimdi Cactus Corporation öncelikle Cactus Jack'ten geliyor arkadaşlar. Cactus Jack dediğimiz bizim Travis Scott'ın, aslında Travis Scott'ın meşhur amblemlerinden birisi. Şimdi ekranda da göreceksiniz. Bu şekilde bir çizim var. Bu seriden önceki tüm Nike ve Travis Scott işbirliklerinde bu Cactus Jack'in kafasını görüyorduk. Haliyle bu kafa popüler bir imge haline geldi. Bunu fark eden Travis Scott ise bunu bir ileri adıma taşıyarak bu kafa görselini Cactus Corporation adında bir markaya çevirmeye karar verdi. Bu ürün aslında normal bir Nike Air Max 1 ama çok farklı, değişik hatları var. Özel bir işbirliği olması sebebiyle. Ürünle alakalı ilk dikkatimi çeken şey, normalde Air Max 1'lerde biliyorsunuz Air Max zaten. Burada görünür bir air birimi var arkadaşlar. Burada ben dokununca hissediyorum. Burada bir yumuşaklık var. Bir air birimi var halen. Ama bu air birimini orta tabanın renginde üzerine boyamışlar. Burada bastığım şey yine aynı air birimi ama üzeri boyanarak kapatılmış. Peki normal Air Max 1'lerde air birimini görürken buna neden görmüyoruz? Çünkü Cactus Jack öyle istemiş. Bunun özel bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Yani burada da air birimi var, sadece boyanmış bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bu ayakkabı 2021 yılında çıkacaktı. Çıkış 6 ay ertelendi ve 2022 yılında çıktı. Peki çıkışı neden ertelendi? Bu ve bunun dışında aynı zaman diliminde çıkan birkaç tane daha farklı ayakkabısı var Cactus Corporation. Peki bu ayakkabının çıkışı neden ertelendi? Öncelikle bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Sebeplerinden birincisi, Travis Scott Cactus Corporation markasını hazırlıyordu. Bunun birincisi, Travis Scott bence Cactus Corporation markasının telif işleriyle alakalı meşgul durumdaydı. İkincisi ise normalde bu ayakkabının 2021 yılında çıkması gereken lansman tarihinin öncesinde bir takım olaylar gerçekleşti. Ve bu olaylar sebebiyle bu ayakkabının çıkışını ertelediler. Peki nedir bu olaylar? Arkadaşlar, Travis Scott diyorum ki dünyanın en ünlü rapçilerinden birisi. Ve bunu abartmıyorum. Bu adam konser yaptığı zaman stadyum dolduruyor. 300 bin 400 bin insana aynı anda konser verebilen bir kişiden bahsediyoruz. Travis Scott'ı tanısanız da tanımasanız da yaptığı şarkıların birçoğunu ister istemez bulunduğunuz ortamlarda duyduğundan dolayı şarkıların da az çok biliyorsunuzdur, Travis Scott ismini bilmeseniz bile. Şimdi arkadaşlar, bu ayakkabının çıkmasına çok az süre vardı. O zaman diliminde Travis Scott'ın bir konseri vardı. Bu konserde muhtemelen organizasyonla alakalı bir takım şartlar tam sağlanamadığı için bu konserde izdiham oldu arkadaşlar. Ekranda şu an ufak bir görseli vardır. Bu konserde insanlar birbirlerini ezdiler. Şundan bahsediyorum. Bir rapçinin konserinde insanların birbirini ezerek sıraya girmesi bahsediyorum. Ve bu konserde resmi rakamlara göre onun üzerinde insan izdiham sonucu hayatını kaybetti. Yani birbirini ezerek birbirlerini öldürdüler. Ve bu gerçekten inanılmaz kötü bir olay. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Haliyle hem Travis Scott Cactus Corporation markasını hazırlamakla meşgulken aynı zamanda konserinde böyle bir olay gerçekleştiği için bu ayakkabının çıkışını ertelediler arkadaşlar.
Travis Scott'ın çıkardığı tüm ayakkabılar borsada aşırı değerleniyor. Belki birkaç tane istisnası olabilir ama birçok modeli borsada aşırı değer görüyor. Ve Travis Scott şu an aşırı güçlü bir isim. Hatta Kanye'nin ilk Yeezy markasını oluşturduğu zaman sahip olduğu güçten daha fazlasına sahip bir insan diyebilirim. Yani burada Travis Scott efekt demek istiyorum arkadaşlar. Bu ayakkabıların hepsi inanılmaz değer kazanıyor. Ama yine de Travis Scott bir müzisyen ve çıkardığı şeyler ayakkabı, yaptığı iş müzik. Böyle bir konserde ben insanların hayatını kaybetmesini açıkçası yanlış buluyorum. Ve burada organizasyon kısmında ilgilenenlerin ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Travis Scott'ın Nike ile yaptığı collaborationlar o kadar meşhur ki Nike'ın şu ana kadar gelmiş geçmiş yaptığı en iyi collaborationlar Travis Scott ile yaptığı collaborationlar diyebilirim. Değeri en çok kazanan ayakkabılar da Travis Scott ile yaptığı ayakkabılar. Aynı zamanda en çok talep gören ürünler de bunlar. Tabi birkaç tane istisnası olabilir ama genel olarak baktığımız zaman Travis Scott diğer işbirliklerine göre Nike tarafında çok daha iyi işler yapıyor. Haliyle Nike aslında yeni bir Air Jordan yaratmak istiyor arkadaşlar. Bu yeni yaratacağı Air Jordan da muhtemelen Cactus Corporation olacak. Başlangıçta yaptıkları collaboration ürünlerde Travis Scott'ın isminin doğrudan ön plana çıktığını görüyorduk ama bu ürünün hiçbirinde Travis Scott yazmıyor. Ürün kodunda da yazmıyor. Haliyle artık Cactus Corporation markasına yönelmiş durumdalar. Dediğim gibi Cactus Jack'in bir kafası var. Bir de burada onun dışında Cactus Jack tarzı bir fontu var. Burada tabanda Cactus Jack'in fontunu görebiliyoruz. Ama Cactus Jack'in kafası bu ayakkabının hiçbir yerinde bulunmuyor arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Travis Scott yaptığı işbirliklerinde genelde beş, sarı ve kahverengi tonlardaki renkleri çok kullanıyor. Açıkçası şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Travis Scott özellikle şu kahverenginin çok ekmeğini yedi arkadaşlar. Dediğim gibi bu ürünün Nike web sitesindeki lansman sayfasında bile hiçbir yerde Travis Scott yazmıyor. Bu işbirliği bana gerçekten Adidas ile Yeezy arasındaki işbirliğini anımsatıyor. Nike yeni bir star marka doğuruyor diyebiliriz açıkçası. Şimdi benim Travis Scott'ın yaptığı, tasarlattığı ayakkabılarla alakalı garip bir argümanım var arkadaşlar. Travis Scott Nike ne yaparsa Nike'ın tersini yapıyor. Burada normalde Air Max 1'lerde görünen Air birimi var ama Travis Scott olduğu için görünmez Air birimi. Haricinde Travis Scott'ın imzası niteliğinde ters tuvuş, diğer tarafta normal tuvuşumuz var ama yanlarında sol tekin sol tarafında, sağ tekin sağ tarafında ters tuvuşu görüyoruz. Bu da tuvuşun ters bir şekilde konumlandırılmış versiyonu Travis Scott'ın imza tasarım dillerinden bir tanesi. Swoosh'u ters yaptık. Air birimi görünüyordu. Görünmez hale getirdik. Yani Nike'ın olduğu gibi tersini yaptık. Haricinde ürünlerimizde çok farklı değişik materyaller kullandık. Normalde Nike'ın kullanmayacağı materyaller. Mesela Swoosh'un üzerinde çok değişik bir materyal var arkadaşlar. Sanki buraya yüzlerce plastik yumuşak bir topu yan yana dikmişler. Ama toplar kendi içinde ayrıca hareket edebiliyor. Orta yumuşaklıkta bir hissi var ve elin üzerinde böyle pürüz yaratıyor. Ve normalde bu Nike'ın kullanmayacağı tarzı bir materyal. Travis Scott aslında Nike'ın yaptığının tam tersini yaparak Nike çatısı altında çok ciddi satışlar elde ediyor. Argümanım da bununla alakalıydı. Dediğim gibi ters tuvuş artık klasikleşti. İlk Travis Scott işbirliklerinden itibaren tüm Travis Scott işbirliklerinde bu ters tuvuşu görüyoruz. Sanki bu Off-White'ın plastik kablosu vardı. İmzası olan her ayakkabısına kullandığı Travis Scott ayakkabıları için bu ters tuvuşu örnek verebiliriz. Tüm ayakkabılarında bu ters tuvuşu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ayrıca şahsi görüşüm, ben açıkçası tasarım çizgisi asimetrik olan ayakkabıları seviyorum. Mesela burada önde çıkan bir parça var. Haricinde burada tuvşun birisi ters, birisi düz. Tasarım yapısı oldukça asimetrik duruyor ve bu beni cezbediyor. Hatta arkadaki Nike logosuna kadar asimetrik bir dizayn çizgisi kullanmışlar arkadaşlar. Şu dildeki logo yeni bir logo. Bu logoyu eskiden bilmiyorduk. Cactus Corporation markasının çıkmasıyla beraber bu logoyu kullanmaya başladılar. Bu logo doğrudan Cactus Corporation markasının logosu arkadaşlar. Şu bilek kısmı bana Yeezy anımsattı. Yeezy 350'lerde de bu şekilde üçgen dikişlerin geçtiğini görüyoruz ve ince bir bilek yapısı oluyor. Normal Air Max'lerde bilek yapısının bu şekilde bir dikişi yok. Burada Travis Scott Cactus Corporation işbirliğinde ben açıkçası bu bilek kısmını Yeezy'lere benzettim. Yeezy'den sanki hafif ilham alınmış gibi. Hem yeni ürünlerin dizaynında hem de Cactus Corporation markasının olduğu gibi marka konumlandırmasında. Dediğim gibi Travis Scott ayakkabılarına normalde öyle dokunuşlar yapıyor ki ayakkabının orijinalinden çok daha farklı yerlere gidiyorsunuz. Keza burada da Air Max 1'i almış olduğu gibi farklı bir yere götürmüş diyebiliriz rahatlıkla. Benim bu ayakkabıyı deneme şansım olmadı. Çünkü bu ayakkabının bedeni kendi bedenim değil. Ama internette okuduğum yorumlara göre yarım beden küçük alın diyorlar. Beden tavsiyemizi de bu şekilde vermiş olalım. Yani normalde ben 45 giyiyorum. Bu ayakkabı da 44,5 tercih edebilirim. Belki birazcık rahat fit olsun istiyorsam yine kendi numaramı alabilirdim. Ayrıca arkadaşlar Travis Scott'ın tasarladığı farklı Air Max 1 renkleri de var. Onları da ekranda görüyorsunuz. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Travis Scott acaba
yeni Kanye West'im oluyor. Bu yaptığım markalaşma adımları, Cactus Corporation markası, daha çok sayıda ayakkabı işbirliği yapması Nike'la beraber, tamamen ürettiği ürünleri Cactus Corporation çatısı altına taşıması, yönelimleri sizce Travis Scott'ın yeni bir Kanye West olacağı anlamına geliyor mu gelmiyor mu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca videoyu beğenip beğenmemek size kalmış arkadaşlar. Ama ben mutlaka kanalımızı takipte kalmanızı tavsiye ederim. Onun dışında yorumlarda tatlı sert, iyi kötü tüm eleştirilerinizi bekliyoruz. Çünkü kendimizi geliştirmek isteyen bir ekibiz ve yorumlarınız bizim için çok değerli. Onun dışında bizim bir Telegram grubumuz var arkadaşlar. Bu ayakkabı iyiymiş, bunu giyersiniz alın veya bu ayakkabıyı alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunduğumuz. Siz de bu tavsiyelerden yararlanmak, nemalanmak istiyorsanız Telegram grubumuza sizleri mutlaka bekliyorum. Şimdi ayakkabının malzeme ve materyal kalitesine gelelim. Öncelikle ayakkabının üst kısmında burada bez materyal görüyoruz. Oldukça yumuşak, iyi hissettiren bir bez materyal. Ben organik bir bez materyal olduğunu düşünüyorum bunun. Dış kısmı nubuk gibi bir materyalle kaplanmış arkadaşlar. Bana nubuk gibi hissettirdi ama süet de olabilir. Yani nubukla süet karışımı bir malzeme diyebiliriz. Onun dışında swoosh'un üzerindeki malzemenin ilginç olmasından bahsetmiştim. Apayrı burada bir şey var. Bir sürü yüzlerce top var. Birbirlerine doğru hareket eden toplardan bahsediyoruz. Bu kahverengi kısımlar yine diğer kısımlarla aynı. Nubukvari bir materyal. Bağcıklar silindir. Güzel bağcıklar, kaliteli duruyor. Arka kısım birazcık da ayakkabının yapısını korusun diye sert bir kısım. Ama benzer materyaller kullanılmış. Köpük bir orta taban ve içinde air birimi var. Yumuşak, oldukça yumuşak. Dış taban tahmin edilebileceği üzere sert. Ve burada da Cactus Corporation yazısını görüyoruz. Ufak altta Nike Swoosh'unu da bırakmışlar. Ve burada çizgi çizgi tasarım detayları var. Ayakkabının dil kısmı hafif pofuduk. Üzerinde yine nubukvari bir materyal var. Ben daha pofuduk olmasını isterdim açıkçası. Ama fena değil. Arka yastıklaması bana zayıf geldi. Yanlar birazcık da arkaya göre iyi diyebilirim arkadaşlar. Haricinde burada bağcıkları tutturan kalın örme bir malzeme var. Aynı şekilde bu arkayı da dolaşıyor. Tasarım detayı olarak. Asimetrik olarak dolaşıyor. Açıkçası ayakkabının görünüşü oldukça iyi diyebilirim. Ve bu bez materyaller bana New Balance 530'daki o yumuşak bez materyali anımsattı diyebilirim. Hemen tabanlığını da çıkaralım. Tabanlığı klasik aslında bir Air Max 1 tabanlı. Dışında Nike yazısı var. Köpük bir taban. Yumuşak, güzel. Tabanda kaktüs şek yazımızı görüyoruz. Çok tüylenmez bir yapı gibi ve burada tabanın hava alabileceği boşluklar bırakmışlar, delikler bırakmışlar. Güzel. Yapısını sevdim tabanlığın. Haricinde ayakkabının iç taraftaki tabanı ise karton bir malzeme ama bunu muhtemelen iç taraftan dikmişler. Çünkü burada herhangi bir dikiş izi yok arkadaşlar. Bir takım model no var. Oldukça temiz görünen bir tabandan bahsediyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir dikiş izi olmaması açıkçası ilginç geldi ve hoşuma gitti diyebilirim. Haricinde ayakkabının malzeme ve materyal kalitesiyle alakalı bahsedeceğim bir şey yok. Bence oldukça iyi ve özenilmiş malzemeler kullanılmış diyebilirim. Ve ayakkabının duruşu oldukça hoşuma gitti. Hemen dokunma testine gelelim. Şu şekilde güzel bir dokunma testimiz var. Oldukça yumuşak bir materyal olduğu için. Şu swoosh'a da dokunayım. Şimdi ise ayakkabı satın alma detaylarımıza gelelim arkadaşlar. Bu ayakkabının çıkış fiyatı yurt dışında 150 dolar. Belki ülkemize maksimum 50-100 adet getirilmiştir. Şu an yurt dışı borsadaki fiyatı 491 dolar. Bu ayakkabı 44 numara. 44 numara Türkiye'deki borsada ortalama 11.500 TL'ye satıyor. Bu da döviz karşılığı olarak 633 dolara denk geliyor. Türkiye'de dediğim gibi maksimum 100 tane olacağından dolayı Türkiye'deki borsa fiyatı yurt dışından da pahalı. Çünkü Türkiye'de ekstra daha limitli bir ürün. 150 dolara çıkan bir ürün şu an dediğimiz gibi Türkiye'de yaklaşık 633 dolara yani 11.500 TL işlem görüyor. Travis Scott efekti burada tekrardan belirtmek istiyorum. Yani oldukça nadir ve popüler ayakkabılar bunlar. Şimdi sıra geldi yönetmenimizin fikrine. Bunu giyer miydin Sinan? Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Güzel durmuyor mu ama? Neyini beğenmedin mesela? Hoş duruyor bence. Şekil duruyor yani. Kahverengi kısımlar hoşuma gitmedi. Evet. Yani burada zaten orta tabanın üstünü kahverengiye boyamışlar. Ve burada orta tabanın üstü orta tabanın kendisinden daha sert. Burada sanki üst taban, orta taban, dış taban gibi materyal dağılımı yapmışlar. Aslında iki yapı birleşik bir yapı ama birbirinden farklı yumuşaklıklarda olduğu için farklı yapı olarak söyleyebiliriz. Bu kısımları beğenmedin. Son düşüncelerime geleyim. Açıkçası arkadaşlar bu ayakkabı çok güzel gözüken bir ayakkabı. Bence rahat da bir ayakkabı. Air Max 1'ler genel olarak rahat ayakkabılar. Ve Travis Scott'ın ayakkabısı çok meşhur. Herkes biliyor bunları. Haliyle giymek isteyeceğim bir ayakkabı olurdu. Çıkış fiyatından denk getirebilseydim. Ama 11.500 TL verip alacağım bir ayakkabı değil. En azından benlik değil. Ama durumu olanlar için belki giymelik bir tercih de olabilir. Haricinde koleksiyonluk çok iyi bir parça diyebilirim. Ve ayakkabıya gerçekten özenmişler, bezenmişler. Ve diğer renklerine göre en çok tutan rengi de bu Baroque Brown rengi.
Bu yedek bağcıktan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Ama bu yedek bağcık normal üzerindeki bağcığa göre daha yumuşak ve desenli bir tasarımı yok. Tek renk tasarım var. Bence bu bağcık hatta bu ayakkabının üzerinde daha güzel olabilir. Bunu da ekstra dipnot olarak düşmüş olalım. Video altına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu videoda anlattığım olaylarla ilgili. Bu videoluk bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşça kalın.